Bu da doğumdan ne kadar sonra? 3 gün falan. Çok 3 gün küçük sonra. daha, evet. Eline doğdu diyebiliriz yani. Evet. Zaten bütün doğumlar çoğu %95'i benim elimde doğar. Biliriz çünkü genelde Hepsine doğumları. giriyorsun, hepsine şey Evet yapıyorsun. evet hepsi. Hepsi elimden geçer. Ne zaman başladı bu sevgi? Tabii ki anne baba çiftçi olunca sonuçta onların içindesin ama sen ne zaman karar verdin mesela çiftçi olmaya? Yani benim aslında şöyle başladım ben. Dedemle beraber okula gitmeden elime bir sopa verdiler. Dedemin peşinde koyunun arkasında gezmeye başladım ben. Daha çok küçüğüm ya. 5-6 yaşındayken bile dağlara çıkardık. Dağlara dedemle beraber koyun otlatırdık. Sonra işte dedem biraz daha yaşları ilerleyince, bizler de büyüyünce babaya geçti. Babadan sonra şu an 3. kuşak olarak ben devam ediyorum. Ama aile işletmesi hep beraber yapıyoruz. Diğer kardeşlerin yardım ediyor mu? Onlar hepsi yardım etti. Onlar da benim gibiyken yaptılar. Şu an evliler onlar. Ha, evlenince bırakacak. Evet. Sen de evlenince bırakacaksın mı? Yok, hayır. Öyle bir düşüncem yok. Çünkü ben biraz daha böyle sistemli bir ahırlar yapmak istiyorum. Bu bütün aile burada Evet, galiba. kardeşler Bize bir burada. tanıt bakalım biraz. Annem, Tülay ablam, ikizlerin bir tanesi. Diğer ikiz, Gülay ablam, Ufuk eniştem, Hasan paşamız, Enes eniştem, Yasin eniştem, Gülsüm ablam, ben. Bunlar da yeğenler. İkizim yok burada İşte ya. ona Evet, bakıyorum. ikizim yok. İkizin yok. İkizim eksik kalmış burada. Bunlar hepsi üçü de yeğenler. Evet, yeğenler. Şu an 5 tane yeğenim var. Kuzular da senin yeğenler gibi artık. Evet. Burada Burası. 6 kız. En büyükleri Hülya ablam, Gülsüm ablam onun düğününde. Tülay ile Gülay en baştakiler ikiz. Songül ikizim, ben de siyah. Dur bir dakika, ikiz nerede? Şu turunculu olan Şu. ikizim. O Gülay ablam. Evet, Şu. ikizim. Yok, kız benzemiyorsunuz çok. Çok benziyoruz ya. Orada hamileydi, biraz değişmiş de çok benziyoruz aslında. Tabi o anne olmuş falan ya, biraz daha Evet. belki. Evet. Şu çiftliğe bir gelelim yönetmenim. Çiftlikteki bize birazcık anlatsın bakalım. Çünkü daha çok genç, 23 yaşında, daha 23 yaşında koyun, kuzu, inek görmemiş insanlar var. Tabii. Yani. Toprağa el Evet. Yani değmemiş toprakla insanlar senin var. kadar haşır neşir olmayan insanlar var. Şimdi bunlar Burası yayla. kuzular. Evet, kuzular. Koyunlarla beraber yaylaya çıkıyoruz Bu deminki ilkbaharda. senin O modundan değil. çıkan mı? Bu kuzu diğer olan oğlaktı. Ha, o Evet. kadarken O oğlak, oğlak. sonra Evet. kuzu oluyor, Evet. sonra koyun oluyor. Evet. Güzel, onu Aynen öyle. biliyoruz, o gelişimlerden haberdarız. Peki. Bunlar 300 olmuştu. Bu oğlak mesela. Az önceki 300 olmuştu. Annesinin sütü yetmemişti. Üçünü de elimde büyüttüm ben onları. Bayağı büyüğüne kadar. Hatta şu an anne bile oldular. Onların doğumlarının fotoğrafları bile var bende. Tanır Yeni. mısın hepsini? Tanırım. Nasıl biliyorsun? Hepsi birbirine. Yani mesela bir koyun 2 yıl, 3 yıl önce hangi doğumu yapmış? Dişi mi yapmış? Erkek mi yapmış? Kaçız doğurmuş? Onların hepsini biliriz. Helal olsun. Evet. Vallahi helal olsun. Hep içinde olduğumuz İsim için koyuyor musun bilirim. onlara? Çoğuna koyarım. Hani Çoğunun ismi böyle olur. Karabaş, Evet, evet. beyaz, öyle şeyler. Hepsinin ismi Ha, olur. bu kim bu? Bu da kadifemiz. Geçen yıl bunu satmıştık. Maalesef aramızdan ayrıldı. Bu da çok cana yakın bir düvemizdi. Öyle. Bu 1 tonluk olan mı? Yok, bu 1 tonluk değil. Onun çocuğu bu. Ha, onun çocuğu. Evet. Benziyor çünkü ona. Peki, kadifeyi de gördük. Çiftlikteki hayvanlarla tanışıyorsun. Ha, burada ne yapıyorsun? Dur bir Burada yönetmenim biraz işleyelim. şimdi burada şey oluyor. Sürü kalabalık olduğu için maşallah 400, 500, 600 tane anaç olunca kuzular da hep birbirlerine benziyor. İlk baş açarken anneleriyle buluşurken bazıları ikiz falan olduğu zaman ikizleri önden annelerini açıyoruz. Bulması zor olduğu için. O yüzden işaret yapıyoruz. Bunlar da keçiler. Bunlar evet Az oğlaklarımız. önce biraz geri alırsak yönetmenim, bir at vardı. At Ha. dededen geliyor. Birazcık şöyle bir başa bir daha sararsak, atı merak ettim. At mesela. Şu an 3 tane atım var benim. At binme dededen geliyor. Dedem çok rahvan atlarıyla beraber yarışlara katılırdı. Atımız hiç eksik olmazdı bizde. Hep at vardı. Sonra ben de rahvan atı değil de Arap atlarını özen gösterdim. Yani onlar ilgimi çekmeye başladı. Atlara binmeye başladım. 2 yıldır falan kendi kendime at binmeyi de öğrendim. Bayağı 4 nala gidiyor mu? Tabii. O kadar Dağlarda falan, Köroğlu Dağları'nda Helal. Ha, Nalan'la burada. gideriz. Evet. Baksana ya. Peki bu atların cinsini Arap atı mı? Arap atı bunlar, evet. Yani çiftlik deyince tabii ki at da olması Ay lazım da. kesinlikle Ama ya. en çok mesela en sevdiğin böyle ne bileyim doyurmaktan zevk aldığın, sevmekten zevk aldığın çiftlikteki en şey hayvan hangisi? Yani Kuzular mı? hepsi diyebilirim ama at ve köpekler farklı biraz daha.
Kuzuyu buradan çıkarıyorsun ama. Evet, onlar da çok farklı da hepsini seviyorum ya. Hepsi benim çocukluk arkadaşım. Hepsi ben onlarla büyüdüm. Onlar benimle büyüdü. Dinliyorlar mı seni? Hani kesinlikle. Tanırlar mı? Evet, bu evet. Bir de burada duralım. Burada duralım. Bak parmağım. Bunlar oğlaklar. Bunlar... Mesela sen geldiğin zaman böyle bir hani evet. Geçtiğimiz iki hafta önce yine bir kardeşimizi ağırlamıştık. O da senin yaşlarında. Onun da mesela şeyleri vardı. Mandaları vardı. Mandaları Melike. Mesela ben girince diyor bütün mandaları tanıyorum. Ve girdiğim anda bütün mandalar yanıma gelir. Hani tanırlar. Bunlar da tanıyor mu mesela? Tamamen tanırlar. Çünkü hepsi benim elimde büyüyor. Evet, farklı olur. Köpekler falan hepsi seslendiğim zaman nerede olursa olsun sesimi duydukları an hemen koşarlar gelirler. Atlarım öyle. Böyle isimle mi sesleniyorsun mesela? Ata ne diyorsun mesela? Ya atın ismi var. Az önce gördüğümüz Heidi'ydi. Diğer benim adım Heidi. Beni Heidi'ye çok benzetirler dağlarda hayvanlarla falan gezdiğim için. Onun adını Heidi koymuştum. Kara gülüm var, siyah bir atım. Yağız çok bir güzel at. Ya. Öyle. Geçsin biraz yönetmenim. Bak, güzelliğe bak. Nike'lik yavru oğlaklarımız. Keçi değil mi bu? Evet evet keçi. Yavru. Bir haftalık falan 15 günlük öyle. En azından keçiyle kuzuyu ayırt edebiliyoruz. Neyse bu da bir bu da bir gelişme. Bu da yine bir çekim. Evet. Peki bu çekimi yapmaya ne zaman karar verdin? Çekime başlayalı 3 yılı geçti. Lise bittikten sonra ben köye yerleşiyorum. Diğer taraftan okumak da istiyorum aslında ama aileme de yardım etmek istiyorum. İki seçenek vardı ya okumak yani okumam gerekiyordu. Üniversiteden bahsediyorum. Ya da köyde kalıp aile işletmesinde devam etmem gerekiyordu. Benim köyde kalıp aile işletmesine devam ettik. Babamla beraber desteklerde bulundular. Sağ olsunlar her zaman. Öyle başladık. Koyunla beraber. Tabii hayvanlarımız vardı ama yeniden aldık. Yeniden benim için hani özel hayvanlar alındı. Onlarla devam ettik. Öyle. Sonra da işte YouTube'a falan çekim yapmaya başladım. İnsanlar çok fazla devamı gelsin dediler. Çok sevdiler doğal hayatı. Şu an ne yapıyorsun? Onu mesela temizliyor musun yoksa? Paşamız kurbanda Bolu'nun en büyük danasıydı bu. Hı hı. Onu da yıkayıp temizleyip pazara götüreceğim. O pazara götürmeden 2 gün öncesinde yıkamıştım bunu, paşayı. 1 tonluktu bu arada. Ay maşallah. Bize doğdu, elimizde büyüdü. Öyle. Sonra 1 ton olunca. Normal hayvancılığın evet, sonuçta şeyi bu. Evet, okuyalım. Baksana ya. Çok uysal ya, 1 tonluk ama hiç mesela hiç zarar falan olmaz. Kocaman. Ayağı maşallah evet. Ya. Hep sen olacak mı yine? Olur. Her sene 1 tonluk bir paşamız oluyor. Kurbana, ha bak burada da yıkıyorsun. Evet. Ramazana az kaldı. Evet. 2,5 ay falan kaldı. Çok az kaldı. Demek ki burada yine babama yardım ediyorum. Tarlaları sürdük kurbana beraber. Kurbana sana geleceğiz umarım sene. Tabii ki de. Sana yani, geleceğiz. Evet. Umarım. Öyle oluyor. 1 tonluk bana çok büyük olur da. Küçüğünü veririz ya. Küçükleri de var. Kilo. Tamamdır. Bu yeni doğmuş, rengi... Evet, hayvanın yediği otlardan kaynaklanıyor, içerideki bazı durumlardan kaynaklanıyor. Güzel, sağlıklı bir kuzu olduğunu. Sen mesela benim. Bir hayvanın hasta olduğunu, ne bileyim aç olduğunu, onların zaman zaman şeyleri var, evet. Otluğa gittikleri zamanlar var, o ayrı da. Herhangi bir problem olduğunu falan anlayabiliyor musun? Anlayabiliyorum. Yüzündeki tüylerden anlaşılır genelde hayvanın hasta olduğu. Eğer böyle sağlıksızsa o tüyler evet. Diyorsun. Dökülme mükülme olursa. Dökülme değil, onların farklı şeyleri oluyor. Ne bileyim, tüyündeki şey hareketlilikten anlayabiliyoruz. Yani hayvanın ne hastalığı olduğu, neresi ağrıdığı. Bu benim en sevdiğim kızım Ayşecik. Ayşecik. Evet. Kaç kilo veriyor süt? Şu an bu az bir süt veriyor. Bizimkiler merada otladığı için çok fazla yem kullanmıyoruz biz. Yani 5-6 kilo falan veriyor. Şu an gebe. Doğum yapacak 1 ay sonra falan. Aa, Allah anal babalı bir... Amin. Peki, birazcık şöyle evet. Yemeye başlayalım Nurgül'le. Az sonra Esat hocamı da alacağız. Ne yemek yapacağız önce onu sen söyle, bir anlat bize. Ben Esat hocamı alacağım, ondan güzel türküler dinleyelim. Esat hocamın da bu hayvanlarla ilgili...